Tog haberleri YouTube kanalındasınız. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Tok ile ilgili haberlerden anında haberim olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, Tog'un e, fiyatı ile ilgili bir açıklama yapıldı ve dendi ki işten yanmalı araçlarla C e, segmenti su araçların e, fiyatlarıyla fiyatlarıyla Rekabet edebilecek dendi. Peki, TOG Peki TOG'un rakibi C segment SUV'lar hangileri? TOG'un fiyat rakipleri Türkiye'de kaç paraya satılıyor? Rekabet edeceğine göre o fiyatlarla biz ne yapabiliriz? Kıyaslayarak TOG'un fiyatına ulaşabiliriz. Tabii günümüz fiyatı Mart ayında çıkacak fiyatına kimse bilemez. E, dolar kuru malumunuz ülkemizde. E, bugüne kadar yapılan açıklamalara baktığımız zaman TOK kompakt su modelin Türkiye'de birlik motorlu hani benzinli dizel rakipleriyle aynı fiyata satılacağını gördük. Yani rekabet edebilecek seviyede dedi. Peki TOG'un kompakt su rakipleri Türkiye'de kaç paraya satılıyor? Yani TOG su kaç para olacak? Bu araba hepimizin bildiği gibi ilk TOG modeli. Bu yılın son çeyreğinde banttan inmeye başlayacak. Ve araç 2023 ilk çeyrekte satışa sunulacak. Bu fiyatları Ağustos 2022 olarak en ucuz su modellerinin Ağustos 2022 fiyatları olarak bizzat firmaların kendi sitelerinden e, güncelledim. Bu durumda e, bize C e, su içten yanmalı araçların fiyatlarını hemen size paylaşayım. Ee, şeyle başlayalım, en ucuz modelden en pahalıya gidecek şekilde başlayalım. Zira en ucuz model de olmayacaktır Tog'un fiyatı, en pahalı modelde olmayacaktır. Muhtemelen ortalama fiyatlarda olacaktır, en azından ben öyle düşünüyorum. Hadi başlayalım, ee, C su demişti ama ben işin içerisine B su da koydum. Bunu bayonla başladık, fiyat aralığı ilk 457.000 lira, 551.000 lira. Tabii ki bu B su, ee, zira B sudan çok daha pahalı olacaktır. E, Fiat Egea Cross 428 ile 703 bin arasında, Kia Stonic 481 ile 618 bin arasında, Dacia Duster 483 bin 649 bin arasında e, ve listenin biraz daha sonuna gittiğimiz zaman Skoda Kamiqler var. Skoda Kamiq de biliyorsunuz B segmenti SUV. 679 bin ile 774 bin arasında, Captur, e, Renault e, 680 bin ile 760 bin arasında. Yaris'in krosu var 723 binden başlıyor 933 binde bitiyor ve Suzuki Fitara 900 916 bine kadar çıkabiliyor fiyatları 734 binden başlıyor. bu bunlar B sular. C sulara geldiğimizde örneğin Kia Sportage çok, Türkiye'de çok fazla tutuluyor. Kia Sportage modeli 919 binden başlıyor. 1 milyon 400 bine kadar gidebiliyor. Ee, yine Türkiye'de çok fazla tutulan model Qashqai'ler 894 binden başlıyor. Ee, ve 1 milyon 238 bine kadar e, gidebiliyor fiyatları. Yine e, Türkiye'de yine çok tutan modeller modellerin başında Ford geliyor. Ford'un e, Kuga'sına baktığımızda Ford'un Kuga'sının fiyatının yine aynı şekilde diğer C segment su araçlarıyla benzer olduğunu görüyoruz. 1 milyon civarında görünüyor fiyat listesi. 905 bin anahtar teslim fiyatından başlıyor Style paketinde ve 1 milyon 168 bine kadar gidebiliyor. Kuga'nın fiyatları da bu şekilde. Ee, yine c4'lere baktığımız zaman C4 Eğr kurusun e, fiyatına araştırdığım zaman bulamadım e, neden bulamadım Çünkü C4'ün Air kursu yok e, C5'e baktım o yüzden e, C5 Air kurusun fiyatı da 915 binden başlıyor yine 1 milyona kadar e, gidebiliyor e, yani fiyatlar bu şekilde e, açık yüreklikle e, bakanın açıklamasından söyleyebileceğim üzere e, Togun fiyatının e, 1 milyon civarı olacağı 1 milyon işte 900 bin ile bir buçuk, işte 1 buçuk milyon civarı arasında değişen şeyler de olacağını düşünüyorum. Ancak fiyat aralığının o kadar olacağını da e, istemem, isteyemem açıkçası. Çünkü örnek verecek olursak benzinli manuel bir e, C suvla dizel otomatik bir SUV arasındaki fiyat farkı 400 bin lira. Bazen 500 bin lira. 200-300 bin lira olan araçlar da var. 100 bin lira olan araçlar da var. Ee, ama e, düşündüğümüz zaman e, bu araç elektrikli olacak, bu araç otomatik olacak. 224, e, manuel olacak e, diye bir şey yok yani e, elektrikli araçta. Öyle düşündüğümüz zaman da e, paketler arasında fiyat farkının çok olacağını düşünmüyorum ben. E, zira bir açılır tavana 200 bin istemeyeceklerdir herhalde. E, o yüzden e, ben e, 1 milyon, 1.2 milyon civarında bir fiyatın olacağını düşünüyorum an itibariyle Bakın 2023 Mart'tan bahsetmiyorum, 2022 e, Ağustos sonundan bahsediyorum. 1.2 milyon lira olur diye düşünüyorum. E, bu da dolar bazında ne kadara gelir? E, 80 bin dolar mı yapıyor? Ben bir dakika matematiğim bitti şu anda. Yok yani 60-70 bin dolar civarında bir fiyat aralığı şu an için konuşulan. O zaman ne olur bilemeyiz. Ya 1.2 milyon civarında fiyatın olacağını düşünüyorum. Bakanın dediğine göre. CSUV araçlara baktık. Ama bakın kompakt su diyoruz. Kompakt su da B segmentidir muhtemelen. Hani C su kadar geniş değildir. Onu da düşünmek lazım. CSUV togun da fiyatının biraz daha yukarıda olacağını düşünüyorum.